kapattım ama şu patlamayalım. Sevgili arkadaşlar, çok değerli arkadaşlar, çok değerli kankalarım. Bugün sizlere Balıkesir Üniversitesi kampüsünü gezdireceğim. Umarım bilgilenmeniz ve eğlenmeniz açısından güzel bir içerik oluyordur. Şu an bilmiyoruz, çekmedik daha henüz. Ama videonun sonunda fikirlerinizi aşağı belirtirseniz çok çok memnun edebilirsiniz bizi. Şu da sen neydin? Ha, kamera arkasında görünmeyen dingil. Şu an kendini görebilirsiniz. Şöyle selamlar. Trafikteyiz şu anda. Tamam, kaza yapmayalım. Tamam, olur olur. Neyse. Gidiyoruz. Arkadaşlar, burada affınıza sığınarak bir ufak araya girmem gerekiyor. Aradaki yol görüntülerini, belki Çağış Kampüsü'ne giden yolu, şehir merkezinden Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü'ne giden yolu da merak eden kankalarım olabilir diye kesmedim veya hızlandırmadım. O yüzden eğer böyle 2-3 dakika bize boş boş yol videosu izleyip vaktimizi çalmalan davar diyorsanız bana şu an 4. dakika 7. saniyeye atlayabilirsiniz. Hatta şöyle yapalım, ben bunu ekrana da getireyim. Aynen, şu an oldu değil mi? Bu şekilde benimle beraber uzun yola eşlik edecek kankalarımla da bir ufak sohbet edelim istiyorum. Kanalı 1000 abone yapmışsanız çok çok teşekkür ediyorum size bunun için. Bound TV umarım aradan zaman geçtikçe daha da binlere ulaşır ve size şu konuda kesinlikle söz veriyorum abiler ablalar. Günü geldiğinde ulaşabildiğimiz Türkiye'de ne kadar üniversite varsa hepsine ulaşacağız. Ve başından beri beni takip eden kankalarımla birlikte, Bound'lu kankalarımla birlikte bütün Türkiye bizi konuşurken biz bundan çok feci gurur duyacağız, haberiniz olsun. Buna kesinlikle kararlıyız. Hepiniz iyi ki varsınız. Hepinize minnettarım. Arada da yalnız videoları izleyin falan, şöyle paylaşın, like falan atın. Ya şundan dolayı, hani elbette ki bu yaptığımız işlerin belli başlı bir kitleye ulaşması bizim açımızdan da çok çok iyi olacaktır, ama onun da ötesinde benim bu kanalı idare ediyor olmamdaki yegane sebep, hani ben üniversiteye hazırlandığım dönemde çok böyle yeterli kaynak bulamıyordum. Çok yeterli data bulamıyordum. Gitmek istediğim, okumak istediğim bölümle alakalı, işte üniversite kültürüyle alakalı çok böyle yeterli bilgi bulamıyordum bununla alakalı. Ve kendim artık üniversiteye kapağı attıktan sonra benim geçtiğim yollardan geçecek olan arkadaşlarıma da ışık tutmak aslında asıl hedefim, asıl amacım. O yüzden bu videoları paylaşmanız, sağa sola eşinize, dostunuza ulaştırmanız neticesinde belki hani onlara da böyle bir ışık tutmaya vesile oluruz. Ve kendileri de benim yaşamış olduğum zorluğu yaşamazlar. Hepiniz için iyi dileklerim var. Umarım hepiniz okumuş olduğunuz bölümden çok çok iyi yerlere gelirsiniz. Hayal ettiğinizden çok daha fazlasına erişirsiniz. Umuyorum ki. Ve umuyorum ki tekrar bu pandemi dönemi de biter. Çünkü gerçekten artık çok sıkıldım ve eminim sizin de benden daha fazla sıkıldığınızı eminim hatta. Bakalım, ama evde kalıyoruz. Sosyal mesafe, hijyen falan filan. Yalnız çok garip değil mi? Ben bunu böyle arabada işte kampüse giderken filan söylüyorum de. Mesafeyi koruyun lan, evde kalın falan. Ama hayır, yani bir eğitim amacıyla yaptığım için bunu. Umarım affedersiniz. Şimdi bakın dingile nasıl ayar vereceğim ve bu yolculuğu nasıl bitireceğiz. İzleyelim. Az daha hızlı gitsene birader. Bu adamlar 2 saat seni izlemek zorunda mı? Geldik kanka. Evet, görebiliyoruz şu an itibariyle. Adama hızlan dedik, uçurdu bizi sağ olsun. Şöyle arkadaşlar, kampüse an itibariyle giriş yapmış bulunmaktayız, ama çok üst düzey güvenlikli bir kampüs olduğundan dolayı burası şimdi birazdan kapıdan geçecek. Ben sizi şöyle bir saklayayım da sizi görmesinler. Şöyle saklayayım sizi. Güvenliği atlattık ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sen bir taraftan ufak ufak hangi fakültenin ne fakültesi olduğunu bir anlatsana bize. Böyle tarla gibi bir kampüsümüz var. Çok sevgili değerli arkadaşlar. Çok böyle orijinal. Yani doğayla iç içe yaşamak isteyen bir beyefendi veya hanımefendiyseniz
muhtemelen Balıkesir beklentinizi fazlasıyla karşılayacaktır bu açıdan. Şu solda gördüğüm yer neresi hocam? Rektörlük ilk bina. Burası rektörlük. Şöyle gördüğünüz üzere. Evet, şu arkada bir yer görüyorum. Turunculuk. Mühendisliğin ek fakültesi. Mekanik sarı bina. Mühendisliğin ek fakültesi. Bunları zaten biz eski videoları kullanmıştık ama bizzat böyle daha yakından görürüz istedik. Şöyle. Doğru dönüyoruz. Dönüyoruz. Gidelim. Şu gördüğüm yer. Bilim ve teknoloji uygulamalar araştırma merkezi var. Bir daha söyler misin? Bilim ve Teknoloji Uygulama Araştırma Merkezi var sol tarafta da. Evet, beyaz bina. Tekrarlayamayacağım bir bina ismi arkadaşlar, öyleymiş. Şöyle buyurun. Mühendis sinek binası demiştik. Şu gördüğümüz yer rektörlük. Şu arkada gördüğüm yer denir. Karşıdaki inşaatı ben de bilmiyorum, yeni başlamış. Burası yeni başlamış henüz. Uzun süre oldu gelmeyeli. Siz gelene kadar burası da tamamlanmış olur. Önümüzdeki orada renkli olan yer mühendisin ana binası. Bir dakika bir yanına gidelim. Şimdi burası ek binam oluyor. Evet, ek binası. Yani düşünün abiler, mühendis olacaksanız şu kadar büyüklükte, lise büyüklüğünde bir ek binanız var. Şurası da ana binanız. Doğru mu? Burası mühendisliğin ana binası. Okey. Ana binayı da şey yaptık. Şöyle otoparklar falan var. Siz muhtemelen fakirler, üniversiteye arabayla gelmeyeceksiniz. O yüzden burayı çok kafanıza takmaya gerek yok. Ama bakın orada kafe, bar falan bir şeyler var o şekilde. Şey yapabilirsiniz. Arkadaşlar yanımdaki elemanla 2 saattir tartışıyoruz bu fakülteyle alakalı, size ne anlatsak diye. Vakıf olduğumuz tek bilgi bu fakültenin Balıkesir Üniversitesi bünyesinde eğitim vermeye başlayan ilk fakülte olmuş olması. Bunun dışında da yani gelin ve görün demek dışında başka size herhangi bir şey aktaramıyorum. Zira bizim mottomuz en başından beridir size bilgimiz dahilinde bir şeyler anlatmaktı. O sebepten dolayı ya şöyle kapısı, camı, penceresi falan demeyeceğim işte. Gelin görün yani kısacası. Aga bu nedir? Abi çok garip. Çok bu kadar tek bu kadar teknolojik, bu kadar modern bir cami görmemiştim daha önce. Çok garip. Burası bir toy. Ne bu? Turizm fakültesi. Ha. Şöyle korumuz var, çamlığımız var. Yanından bakabilirsiniz. Burası turizm oluyor. Başka onun dışında şöyle iniyoruz. Bu yolları falan da böyle size özellikle çekiyorum ki muhtemelen ben bunları videoda hızlandırırım ama birçoğunu. Yine de böyle yavaşlatıp falan hani fakültenizin nerede olduğuna dair, nasıl ulaşabileceğinize dair biraz bilgi edinebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Şu gördüğüm yer neresi? Veterinerlik. Veterinerlik fakültesi. Dahilesin erkek KYK var. Evet. Hayvanlar burada tedavi olabilir. Şu gördüğüm yer Güzel Sanatlar Fakültesi. Ama şu an için herhangi bir karanlık gözüküyor mu? Güneşten emin değil. Niye? Balıkesir Lisesi'nin olduğu yerin hemen yanında var. Ha, fakülteyi oraya taşımışlar. Aynen, orada şu an. Ayıktım. Burası Teknokent sağ taraf. Burası neresi? Sağ taraftaki Teknokent binası. Okey, orayı boş ver. Şu gördüğüm yer erkek KYK. Burası erkek KYK yurdu. Güzel. Kızlar sizin KYK'yı da en kısa zamanda çekeceğim. Orayı da görüntülemeye gideceğim. Abi bütün delikanlılar falan, bu otobüsler nasıl oluyor burada? İşte buradan mı kalkıyor normalde? Aynen, kampüs otobüsünün ilk kalktığı yer burası. Okey. Şöyle. Şurada giriş var mı o tarafa? Nereye? Şu KYK'nın olduğu tarafa giriş var mı? İçeri giriş yok kanka. Giriş yok mu? Tamam. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar, burası bir köpekler ülkesi. Size o şekilde tarif edebilirim. Buraya geldiğinizde bu arkadaşlardan bol bol göreceksiniz. Gel kim? Gel. Çık, çık, çık. Gel. Gel. Ne oldu? Ne oldu? Gel. Hırlamayacaksın inşallah bana. Gel. Sen nereye gidiyorsun? Vallahi gitti ya. Neyse, gidelim.
Şu yukarıda gördüğümüz yer İBF sayın arkadaşlar. Şurası stadyumumuz. Bu da böyle yağmur, çamur, karkış demeden mahalle maçları falan yapabilirsiniz. Bir dakika. Arkada gördüğüm yer neydi? Meslek Yüksekokulu. Tıp fakültesinden orası Meslek Yüksekokulu'na dönüşmüş. Böyle bir data var elimizde. Şu anda eski bir tıp fakültesi ve yeni kullanımıyla Meslek Yüksekokulu. Şu yukarıda gördüğümüz yer Besyo. Yabancı yurt dışına gelen öğrenciler için de Tömer orada içinde. Tömer de Besyo'ya mı dahil? Evet, içinde aynı bina. Şu an evet görüntüleyebiliyorum Tömer Besyo. Yabancı arkadaşları varsa El Habibiler burada Türkçe öğrenebilir. Şu gördüğüm yer neresiydi? FDBS Fakültesi. Şurası FEF. Arkadaki bina arpanı komple FEF'e mi aydı? Evet. Komple orası FDBS Fakültesi. Yemek yedikten sonra kafede takılabilecek yerler. Şu nerede gördüğümüz yer yemekhane herhalde. Şöyle grafiti yapmışlar. Burası gene dediğim gibi Meslek Yüksekokulu. Otoparklar falanlar filanlar. Şöyle buyurun. Burası komple yemekhane mi? Üst taraf yemekhane. Alt taraflar kafeler vesaireler var burada. Evet, burada özel çok yemekhaneler. Aynen. Burada çokça takılacaksınız. Şöyle kafe. Şu an hepsi kapalı tabii ama A101 var market ihtiyacınız için. Ama daha eski videolarda da söylediğim gibi sigara içen arkadaşlar maalesef şanssız. Çünkü kampüste sigara satılmıyor. Şöyle bir minik bir şey var şurada. Bu gördüğüm mavili yer neresi? Burhan Erdey spor salonu burası. Burası spor salonu. Kapalı spor salonu. Neler var peki abi içeride? Ne yapabiliyoruz? İçeride yüzme havuzu var. Spor salonu var. Vücut çalışabileceğimiz falan böyle. Aynen onlar falan var. Bodybuilding gibi. Normal handball maçları oluyor. Voleybol maçları falan düzenleniyor içeride. Gayet bayağı imkan var yani kısacası. Mezuniyet törenleri genelde burada düzenlenir. Kapalı spor salonunda? Evet. Ayıktım. Şu spor salonunun arka tarafında gördüğüm bir bina var. Orası neresi? Havuz. Burası o zaman komple bir kompleks gibi bir yer. Ayıktım. Ben biliyorum arkadaşlar, cahil gibi davranıyorum ki eleman biraz şey yapsın, anlatsın. Hani böyle soru cevap gibi olursa daha tatlı olur diye düşünüyorum. Şu gördüğümüz yer, burası da mı FEF'e ait? Kütüphane. Burası kütüphane. O kütüphane bitmedi işte 4 yıldan, 5 yıldan beri. Faaliyette değil şu an öyle mi? Yok değil. Evet. %200 ihtimalle eminim. Buraya vize ve final haftası dışında uğramayacaksınız hiçbiriniz. Ama böyle bir fakülte büyüklüğünde bir kütüphaneniz var. Sol tarafta eskimiyor. Bina yıkıldı. Şu gördüm. Ha şurası. Yeni olan. Burası Mio. Eski mi yerim burası? Eski bina burası. İlk Mio burasıydı. Sonra eski tıp fakültesi olduğu yere taşındı. Ayıktım. Burası yıkılacak. Peki herhangi bir şekilde kullanımda olmuyor. Şu an herhangi bir kullanım yok. Ayıktım. Şu modern camimiz, burayı görmüştük. Gençlik Çalışmaları Merkezi diye bir yerimiz var sağ tarafta. Sabahları çorba çıkar, öğlen 2'ye kadar falan. Evet, bunu videoda bahsetmiştik sanırsam. Ücretsiz çay, kahve vesaire içecekler bulunmakta. Hadi gene iyisiniz ha ulan bağımlılar, sizi var ya siz. Burada ücretsiz çorba çıkıyormuş. Takılın, için, yiyin. Takılı duraklarımızdan bir tanesi de bu, klimalı. Vay 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 vay. Konfor var ya konfor, konfor paçadan akıyor. Şu ileride böyle eski köhne bir şey görüyorum, o ne? Orası ben de bilmiyorum da köşk gibi bir şey böyle ya. Köşk gibi bir şey derken, oğlum bayağı bir inşaat lan burası. Köşk tadında yapılmış bir bina. Allah Allah. Kampüste köşk ha. Hadi gene iyisiniz, hadi bavunlular. Gene iyisiniz, köşkünüz bile var kampüste. Bilmiyorum girebilir misiniz ama. Umarım girersiniz. Ama işte onun dışında da hep böyle bol bol açık arazilerin olduğu. Daha girişlere demiştim, böyle daha tarla konseptinde bol bol alanların olduğu bir kampüs yerleşkesi burası. Kampüsün daha başı. Evet. Şehrin 25 kilometre uzağında bir yerdeyiz şu an. Çavuş yerleşkesi diye geçiyor burası. Ne yazıyor?
bir şeyler falan filan. Böyle alabildiğine yol gidiyor. Şu ileride gördüğüm yerler falan da kampüse mi dahil? Balıkesir Üniversitesi. Balıkesir Üniversitesi Hastanesi. Şöyle buyurun. Bakın burada eğitim aldığınız süre boyunca hayati bir durum olacak olursa kampüsün gayet yakınında bir hastanemiz var. Yine Balıkesir Üniversitesi bünyesine ait. Burada sağlıkla alakalı durumlarda buraya müracaat edebilirsiniz. Onun dışında şu an çok böyle bir bina falan göremiyorum. Daha var mı böyle şey yapacağımız, göreceğimiz? Kampüs bitti mi şu an? Bitti kanka. Yani, tarla diye de çekebilirsin sağ tarafa. Evet, sağımız solumuz tarla şöyle bir. Mayınlı arazi falan olabilir, o yüzden çok gezip tozmayın buraları. Yani niye gezip tozarsınız onu da bilmiyorum ama. Böylelikle kaç fakülte görmüş olduk? Turizm. Veterinerlik. İBF. BSYO. Fen Edebiyat. MİO. Mühendislik. 7 tane. Atlamış. Hadi düz hesap 10 tanedir belki. Yani bizim şu an saymayı unuttuğumuz Fakülte falan. Fakülte 8. Ha, tamam işte 8-10 kadar fakülte var burada kampüste. Onun dışında geri kalanlar NEF bünyesinde. Bir de Güzel Sanatlar Fakültesi Balıkesir merkez içerisinde bir yerde. Onun dışında geri kalan bütün fakülteler burada. Şurası dediğim gibi yine hastane. Buraya ulaşabilirsiniz. Umarım Covid mobit olmazsınız. Ve umarım bu videoyu izlediğinizde Covid bir an önce bitmiş olur. Çünkü hakikaten çok daraldık artık. Çok sıkıldık. Yani ben çok isterdim hani bir Baun TV buluşmaları falan yapalım. Şöyle Atlet Reis'le, namı diğer benle şöyle bir oturalım. Çay, çorba falan bir şeyler takılalım sizlerle. Tanışalım falan filan ama maalesef bu sene bunu hayata geçiremedim. Ama önümüz yıllardaki bu gerçekten böyle kafaya taktığım bir proje. Yani yılın belli zamanları sizlerle böyle buluşmalar falan ayarlayalım. Hani bakmayın ben böyle ünlü bir kardeşiniz değilim ama otururuz, sohbet ederiz, tanışırız. İşte birbirimize katabileceğimiz bir şeyler varsa kültürel anlamda, birikim anlamında birbirimizi besleyebiliriz. Yani çok isterim yani. Ama bakalım koronadan sonra bunları organize edeceğiz tek tek. Şu an güvenlik kısmından geçmek üzereyiz. Şöyle çok afişe olmadan dümdüz kampüsten çıkıyoruz. Burası hastane mi acaba, inşaat? Yeni bir şey arkadaşlar, kampüs gelişiyor ama ne olduğunu yazmıyor. Evet. Herhangi bir pankartı yok şu an sağda solda. Yani arkadaşlar burası çok böyle aman aman gelişmiş bir kampüsümüz değil. Ama bazı açılardan da çok gelişmiş bir kampüs. Çünkü ben akıllı durak denilen olayı ilk defa burada gördüm. Klimalı otobüs durağı. Yani umarım işinize yarar. Şu an çıkıyoruz. Şöyle. Otobüsler şu anda buradan mı gelip gidiyor? Evet. Buradan geliyorlar. Önce hastane, oradan sonra içeri giriyorlar. Ayıktım. Zaten hani yol üstünde. Buradan çıktıktan sonra hastaneye uğrayıp hastaneden direkt şeye, kampüs içerisine. Teknokisler önünden geçiyorlar. Evet. Yol alıyorlar. Böyle gördüğünüz gibi çok da görmeye değer yerler değil açıkçası. Ama küçük bir kampüs diyebiliriz. Sakin bir kampüs diyebiliriz. Kedisi köpeği bol bir kampüs diyebiliriz. Şöyle çıkıyoruz. Buraların kampüsle mampüsle alakası yok. Öyle görüntülüyorum da boş kalmasın diye. Falan filan. Evet. Elimizden geldiği kadarıyla bugün bir ufak kampüsü turlamış olduk. Hocam kapattım size, gürültü gelmesin. Kapalı mı? Heh. Kampüsü bir ufak gezmiş, turlamış olduk. Yani bilmiyorum sizi çok aydınlatabilmişim mi? Aydınlatabilmiş miyim, dirmiş mi? Konuşamadım şu an. Ama umarım hoşunuza gider. Çok böyle şakalı, goy goylu falan bir şey yapmak istemedim bu sefer. Çünkü aranızdan bazı arkadaşlar yani videoların amacından saptığını falan düşünüyor. Yani fazla boş yaptığımızı düşünüyor. Haklı olabilirler çünkü biz bazen hakikaten ipin ucunu kaçırıyoruz. O açıdan sizlere eğitim alacağınız yeri bir tur böyle gezip göstermek istedim. Küçük çaplı. Bakalım duruma göre belki ilçelerdeki fakülteleri de gezmek istiyoruz. Ama buna vakit ve imkan bulabilir miyiz? Bundan emin değilim şu an çünkü korona dediğimiz gibi çok hızlı yayılıyor maalesef ki. Eğer biraz daha böyle durumlar iyiye gidecek olursa buradan işte örnek veriyorum. Bandırma'ya gideriz, gezeriz mesela. Ne bileyim işte Bigadici gideriz, gezeriz. Sındırgı'yı gezeriz. Ondan sonra sahil tarafında işte Edremit'i gezeriz. Burhaniye'yi gezeriz.
Yani bunlar zamanla olacak şeyler. Balıkesir Üniversitesi'ni size daha detaylı, daha kapsamlı şekilde tanıtmak istiyoruz. Yani anlatılabilecek her şeyi anlattık size üniversiteyle alakalı. Sadece işte gezip görmek olayıdır. Yani okuyacağınız yerleri falan böyle yakından görmek isterseniz o açıdan size faydalı olacak işler yapmayı planlıyoruz. Onun dışında Balıkesir dışındaki üniversitelerle alakalı da bölümlerimiz gelmeye devam edecek. İstanbul Teknik Üniversitesi videomuz var bir tane. O yayınlanmayı bekliyor. Sakarya Üniversitesi geliyor. Kocaeli Üniversitesi geliyor. Uludağ Üniversitesi geliyor. Planladığımız şu an bazı projelerimiz var. Bunları zamanı geldiğinde bizden izleyeceksiniz. Balıkesirli olmayan arkadaşlara da umarım faydamız dokunuyordur. O şekilde. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok çok dikkat edin. Sen bir şey söylemek ister misin? Söylemek istediğim tek şey, güvenlik sebebiyle durarak video çekemedik işte. Evet. Keşke öyle bir şey yapsaydık. Mecburi yönden arabayla gezerek video çektik. Ancak bu şekilde yasak. Ya bir denedik aslında ama güvenlikçi bir abimiz kampüs içerisinde görüntü alamayacağımıza dair bizi uyardı. Biraz da sert bir dille uyardı bizi. O açıdan dolayı biz de çok böyle kendileriyle ters düşmek istemedik. Ama ben görebildiğinizi düşünüyorum. Yani araba içerisinden de olsa umarım faydalı olmuştur sizin için. Tekrardan sizleri çok çok seviyoruz. Kendinize çok dikkat edin. Maske, mesafe, hijyen. Neyse, lanet olsun korona. İngilizce olan versiyonunu söyleyecektim ama bayan arkadaşlara, kadın arkadaşlara daha doğrusu, ayıp olmasın. O açıdan kendinize çok çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Seviyorsun.